İlk iletişimimiz mesaj yoluyla başladı. Arkadaşımın yönlendirdiğini söylediler. Tabii ki bu şebekeye ait kullanıcı. Bu şekilde bana ilk ulaşımı sağladılar. Sosyal medya hesabından arkadaşımın hesabını çalmışlar. Ben de ona aldanarak belli bir miktarda 1.000 lira kadar para yatırdım. Bunun devamı geldi. Tabii ki bu arkadaşımın hesabı değilmiş. Sonradan fark edildik. Dolandırıcıların eline geçmiş hesap. Oradan 1.000 liramı istediler. Para kazanma vaadiyle. Ben de aldandım. Sonra vergisi çıktı denildi. Bir 8.000 lira kadar tekrar istendi. Onu ödedim. Onun üzerine bu tabii ki süreyen hale geldi. 12 bin lira çıktı. 17 bin istediler. 22 bin lira istediler. Yani yaklaşık olarak 70 bin lira gibi bir zararım var. Seni 5 dakika sonra arayacaklar. Forex diye bir uygulama var dediler. Para kazanıyoruz diye benden öyle bir şey talep ettiler. Ben de inanmadığımı belirttim. Yani böyle internette, sosyal medyada çok duyuyoruz, karşımıza geliyor. Aldandık bir sefer, gönderdik paramızı. Sonra bu şebeke olduğunu düşünüyorum. Arkadaşımın olduğunu istinaden zaten böyle bir şey yaptım. Arkadaşımın da hesabı çalınmış. Sonradan fark ettim. Kendisinin telefonunu arayarak ulaştığımda hesabım çalındı. Senin gibi birkaç arkadaşımı daha dolandırdılar diye bana belirtti. Sonrasında savcılığa tabii ki suç duyurusunda bulundum. Benden şöyle, vergisi çıktı denildi. 40 bin lira kazanç elde ettiniz. Bunun 8 bin lira ödemesi var, vergisi diye istediler. Ben de tedirgin olmama rağmen artık gelir umuduyla gönderdim. Sonra ikinci aşama dediler, 12 bin lira istediler. Yine vergisi adı altında istediler. Bu şekilde 66 bin lira bir ödemem oldu. Beni bir telefon numarası aradı. Bu telefon numarasında olayın detayını anlattılar. 1.000 lira gönderin gibi. Sonra başka bir birim diye kendilerini tanıttılar. Muhasebe birimi dediler. Başka bir kişi aradı. Bunlar da 3 farklı IBAN numarası istedi. Bunlara da aynı şekilde paramı gönderdim. Ben aldandığımı anladığımda açtılar. Polise başvuruyorum dedim. Gece 2.30-3 civarlarıydı. Benimle dalga geçtiler. Evet, nasıl kandırdık gibi kelimeler kullandılar. Zaten ondan sonra ben direkt resmi yollara başvurdum. Daha da iletişim kurmadık. Kesinlikle kanmasınlar. Ben de böyle okuyordum, duyuyordum. İtibar etmiyordum. İşte insanlar demek ki aldanabiliyormuş, bunu fark ettim. Kesinlikle hiç kimseye, resmi olmayan hiçbir şeye aldanmasınlar. Çünkü görüyorum, çevremde de var. Yani medyada zaten izliyoruz devamlı. Ama yani aldanmayacağım diyen kendine güvenmesin, öyle söyleyeyim. Aldanılıyormuş yani, ben bunu anladım. İnternet üzerinden veya mesaj yoluyla sizlere gelen linke tıklayıp para göndereceğiz veyahut da para gönderin, belli bir miktarda biz koyacağız, kazandıracağız gibi şeyleri kesinlikle itibar etmesinler. İnsanlar kolay para kazanmanın yollarını arıyorlar son zamanlarda. Bu da dolandırıcıların işine geliyor. Kolay kazanma vaadiyle kimse kesinlikle elindekinden de olmamasını istiyorum. 1.000 lira gönderip 5.000 lira, 10.000 lira. Çünkü kimse kimseye bu zamanda kolay bir şekilde para vermiyor. Ben fabrikada işçi olarak çalışıyorum. Belli bir miktar, 40 bin lira kadar bir param vardı. 30 bin lira da o gece aldandım, kredi çektim, o şekilde verdim. Yani elimdeki paradan doldum, eksi krediden de çektim. Bu şekilde bir mağduriyetim var. Ya, araba almayı düşünüyordum. Biraz daha para biriktireyim, arabamı alayım. Veyahut da başka bir şekilde yatırım yapayım, ev alayım, evleneyim gibi ümitlerim vardı, hayaller kuruyordum. Bu şekilde bir gecede mağdur oldum. Kimse kesinlikle hiç kimseye tahammül etmesin, kimseye inanmasın, kandırılmamasını istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, İçişleri Bakanlığımızdan, sesimi duyan herkesten yardımlarını bekliyorum. İnşallah böyle kişilerin daha fazla kimseyi dolandırmadan bulunmasını talep ediyorum. Çünkü bu mağduriyetler ilk değil, son da olmayacak. Bunun bilincindeyim. İnşallah Adalet Bakanlığımız, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın İçişleri Bakanımız, her kim ilgiliyse bu konuda, İnşallah bunları en kısa zamanda bulunup cezalandırır, mağduriyetlerini ödetmesini talep ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Bunun bilincindeyim. Numarayı tekrardan arayayım. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor.
Malum kapatmışlar. Konuştum. Şöyle. Bu hesaptı beni arayan numara. Görün bak, üçüncü ödeme yaptım 20 bin lira vesaire. Ne kadar doğru bilmiyoruz.